Agalarım, herkese selamlar. 27 Nisan 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Aga, nerede baba maç var? Hepsini bültenime aldım. 7 adet mücadelem var. İdealden, yüksek orandan, skorlarına kadar bahsetmeye çalışan bir adet de ideal kombinlerimiz olacak. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Nisan gruplarımız kapandı. Telegram gruplarımızda Mayıs ayı için gruplarımız yenilenmiştir. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Çünkü ay başında gelmek isteyenler oluyor. Şimdi cumartesi videosuna duyurusunu yapayım. Cumartesi günü itibaren Mayıs ayı gruplarındayız. Tekrar katılmak isteyenler vesaire olursa benimle WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirler. Zaten sol altta görüyorsunuz WhatsApp numaramız mevcut. Açıklamada var. Yorumlarda sabitlenmiş şekilde var. Her türlü iletişime geçebilirsiniz. Maç skoru yarışmamız var. Onunla devam edelim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Cumartesi gününe Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Kadıköy'de oynanacak bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin puan kaybı var. Penaltı mı, penaltı değil mi vesaire derken onları bir geçelim, onları bir tarafa bırakalım. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Bilenlerden de 3 kişiyi gruplarımızdan misafir edelim. Ve bilen 3 arkadaşımızdan Mayıs ayı boyunca gruplarımızda misafir edeceğiz. Cumartesiden itibaren bilginizde. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplara gelmek isteyenler WhatsApp iletişim hattımız kurulmuştur. Ekranda gördüğünüz üzere 0500, ulan ezberleyemedim daha ben, yeni aldık numarayı. 0534 446 59 89. Nasıl güzel bir numara almışız değil mi? WhatsApp iletişim hattımız, her türlü soru, görüş, öneri, buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Mislerle başlayalım ve önce ultra yüksek misler gelsin ekrana. Aga şimdi yüksek misli seviyesi var zaten. Normalde nasıl öneriyorum? 1000 TL, 2000 TL, 4000 TL şeklinde alıyorum. Fakat bazen çok güvendiğim maçlar oluyor. Bunları artık o seviyeden almak ziyade yüksek almak istiyorum. Dün mesela Pana ile Makabi'nin mücadelesi vardı Euroleague'de. Ergin Ataman'ın açıklamaları duymuşsunuzdur. Dedi ki ilk maçı kaybetti, şöyle bir açıklama yaptı. Racon kesti aga, ben böyle raconlara, dış etkenleri çok yakalarım. Dedi ki Final Four'a kalamazsak ben zaten bırakıyorum dedi. Hem takımı gazladı hem de seyirciyi gazladı. Muazzam bir atmosfer. 10 farkın üstünde attı zaten. Ben 18.000 TL civarında aldım. Yüksek aldım bu şekilde. Para zaten böyle kazanılır biraz da. 15.000 TL'de uzun vadeli aldım. Trabzon Karagümrük maçına. Trabzon turu geçer dedim. Tur daha bitmedi. Ama ben Trabzon'un burada ya elinde zaten bir ziraat kaldı. Beşiktaş'ta çetin bir yarış yapacağını bekliyorum. Turu da almasını bekliyorum. 15.000 misli de bunu önerdim. Diğer yanda yüksek mislere baktığımız zaman da dün yine 2 tane yüksek mislimiz vardı. Ultra'dan hariç. Brighton mücadelesinde City'nin atacağı 2 gole 4000 civarı önerdim. NBA'de de P'nin maçı vardı dün gece 1000 TL'de onu önerdim. Hatta biraz daha oran arttırmak isteyenler P'yi 3 fark atar şeklinde de bunun da önerisini yapmıştım. İdeal kuponlarımız da devam ediyor. Dün basket kombinimiz vardı. Pana mücadelesiyle Real Madrid Baskonya maçını değerlendirmiştik. İçeri almasını bildik. Tertemiz oldu. Euroleague kombinimiz geldi. Gece de NBA kombinimiz vardı. P ile Los Angeles Lakers mücadelesini değerlendirdik. O mücadelemiz de geldi. Değerlendirip kazanç sağlayan herkese tebrikler. Bu şekilde tamamlamasını bildik. Devam ettim. Canlı olarak gruplarımızda izlediğimiz maçları zaten öneriyoruz. İzlediğimiz maçlara canlı olaraktan da ilk yarı goller vesaire ve ideallerden, yüksek oranlardan önerisini yaparaktan da sizler öneriyoruz. Herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da linkine tıklayaraktan da sizler de gruplarımızdan misafir olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Hatta dün biraz oradan bahsedeyim neler yaptık. Aga burada 7000 küsur kişi var. Dün City'nin mesela maçı vardı. İkinci gol City aldım. Foden'un attığı frikikten gol vardı. Geldi mesela. Yüksek mislimiz vardı. Üçüncü golü ben City atar diye önerdim tekrardan. Herkes açık Telegram grubunda. Bir yandan da grupta kendimiz canlı yapıyoruz. Makabi'nin maçı vardı. Onları aldık. Dördüncü golü City aldık falan derken aga tertemiz hepsini içeri almasını bildik. Değerlendirip kazanç sağlayan herkese tebrikler. Bu şekilde canlı yaptığımızda söyleyelim. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Aga en azından emeğine sağlık yorumu bizler için gerçekten önemlidir. Yorumlar, beğeniler, sizlerden güzel bir destek bekliyoruz. Umarım çok güzel, kazançlı bir video programı olur diyelim, başlayalım. Leipzig ile Dortmund karşılaşması. Bu maçın önemi çok yüksek. Bu maçın önemi neden yüksek aga? Şimdi öncelikle Dortmund'un buradan sonra bir mücadelesi var. Kendi evinde oynamış olacağı. Nerede bu Şampiyonlar Ligi? Yani kendi evinde ayın 1'inde burada Paris'te bir maç yapacak. Gerçekten zor bir eşleşme ve güzel bir eşleşme olmasını bekliyorum. Gollü bir eşleşme. Ondan ziyade Dortmund'un 2 tane de sarı kart cezalısı var. Madsen'le Emre Can. 2 tane de önemli eksikliği var. Puan durumu itibariyle baktığımız zaman da burada Leipzig'in bu maçı vereceğini hiç sanmıyorum. Hatta mücadelenin direkt indeks beklentisini söyleyeyim ben size. Leipzig'in 3-1'lik galibiyeti mücadelenin mat skoru zaten. İndeks beklentisi. Ben burada Leipzig tarafındayım. Dortmund'un eksikleri kafasının Şampiyonlar Ligi'nde olması kaynaklı Leipzig kendi evinde burada 2 tane gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü idealden değerlendirdim. İdeal kombinlere girebilir ama biraz da zorluğu vardır. Bu biraz tabii ki düşük oran kalmış olabilir ama biraz daha oranları yükseltebiliriz. Nasıl yükseltebiliriz? Zaten skor beklentimiz ne? Benimle doğru orantılı 2-1-3-1 ayarında bir Leipzig galibiyeti bekliyorum ben. Mücadelede 2.5 üstüne 1 yaparsak da oranı 1.85'e kadar da yüksek orandan da mücadelenin yüksek oranı da o olur. Fulham'la Crystal Palace mücadelesi. Crystal Palace'ın son maçlarını keyifle izliyorum. Özellikle yani son mücadelesinde bir Newcastle maçı vardı. KG var olarak beklediğimi söylemiştim. Fakat yüksek orandan da Crystal Palace'ın atacağı 2 gol şeklinde önermiştim. İdealimiz gelmedi. Oradan Newcastle gerçekten oyunda çok verimli olamadı. Ama Palace 2 tane gol attı. Mücadeleyi de 2-0 kazandı. Yüksek oranı getirmişti orada bize. Ondan önce o biten 5-2'lik ne maç var. West Ham mücadelesi. Canlı'dan inanılmaz ekmeğini yedik. Gruptaki arkadaşlarımız bilir. Yani 5 canlı aldık. 4 tanesi geldi Palace mücadelesine. Oranları da hepsi yüksekti. Bu mücadelenin de ben keyifli bir maç olmasını veya Fulham'ın iki takımında form durumu yüksek ve pozitif futbol sergiliyor. Özellikle Fulham tarafı. Crystal Palace da buna eşlik edebilir diye düşünüyorum. Karşılıklı atılacak golleri ben burada idealden beklerim. Tekrardan yüksek orana bakacak olursak KG vardan ziyade yine ben burada riske gidersem, bu arada maçın favorisi Fulham. Net favori bu arada. Ben Crystal Palace'ın deplasmanda bir golünü zaten bekleyeceğim. Ama ikinci atacağı gole de 2.32 gibi oran var. Mücadelede skor beklentimde 2-2 ayarında bir mücadelede geçebilirim. Wolves'la Tottenham mücadelesi. Aga Tottenham bizim var ya çok güzel KG var takımımızdı. Bir tane video var bilir misiniz? Pepe ölme Pepe. Pepe lütfen ölme kızım. Ne yaşanmışlıklarımız var diyor adam. Papağanı mı ne? Böyle can çekişiyor diyeyim. Tottenham da gerçekten bizim Pepe'miz olduğunu düşünüyorum. Geçen 5-0 yeniliyor. Kendi aramızda kalsın. Sohbet muhabbet ediyoruz. Agararla kasa katlama yapıyoruz biz de. Şöyle yapıyoruz mesela. Anlatayım hemen. Mesela 3000, 9000 TL kasa yaptık. 3 tane agamızla birlikte. Tottenham'ın maçı vardı. 5-1 yenildi Brentford mücadelesi. Ulan var aldık tamam mı? Ulan attıkça Brentford atıyor. Attıkça Brentford atıyor. Ayar olduk. Dedik ki bu tam dakika 89'u bekleyin. Kendi aramızda konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz agalarla. Dedim ki dakika 89'u bekleyin dedim. Dalgasına da gol yazdık. Herkes arkadaşım bir tanesini yiyoruz. Şaka yapıyoruz. O da çok fazla takip etmiyor. Bize güveniyor. Oradan giriyor o da parasıyla birlikte. Ulan dalga geçtik falan derken adam dalga geçmeyin falan derken Luton tam bir gol attı. Ortalık şenlik geri. Biz şen şakrak. Gerçekten çok keyifli bir gündü. Bu da böyle bir yanımızdır. Velhasıl kelam ben burada aga Wolves tarafında Hiçen döndü. Kunya döndü. Bunlar hücum hattının çok önemli eksikliği. Geçen maçta yenildi. Hatta çok güzel attığı bir kafa golü vardı Hiçen'in. Ama mücadele VAR'dan dolayı iptal oldu. Kunya'nın böyle elini savuruyor. Birinin yüzüne geliyor sanırım ondan. Ben burada demem o ki diğer seçeneğinde bulunan Wolves'un bir yarayı kazanır evet seçeneğidir. Ben Wolves'un bir yarayı kazanmıyorum. 1.41 bandında oranı var. Wolves bence burada bir yarayı kazanacaktır. Hatta maça kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Newcastle'la Sheffield. Sheffield son mücadelesi Manu ile oynadı. Gerçekten güzel bir mücadeleydi. Ya Manu inanılmaz pozisyonlara girdi. Onana'nın yapmış olduğu kaleci hatalarından golü de yedi. Manu tarafı Sheffield'a attı. Ben mücadelede çok gollü bir mücadele bekliyorum. Özellikle Newcastle affetmez. Burada oran şöyle 2.5 üstüne 1 yaparsanız ideal seviyeden alabilirsiniz bence burada. Newcastle tarafı 2.5 üstüne galip gelecektir. Benim skor beklentimi söyleyeyim. 4-1 ayarında. Bu oranı da biraz daha yükseltmek isteyenler varsa da mücadelede 2.5 üstüne 1 idealidir. 3.5 üstüne 1 yaparsak da oranı biraz daha arttırabiliriz. Onun da oranı 1.84 bandında. Skor beklentimde 4-1 Newcastle'ın galibiyetidir. Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadelesi. Maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de Fenerbahçe son maçta puan kaybetti. Galatasaray'ın iştahı kabardı illaki. Ya Galatasaray'ın bugün Adana Demir'le mücadelesi var. Açıkçası biraz da korkuyorum. Eksikler de olsa Adana Demir tarafında. Ya acaba ana kombinime koymadım. Özellikle bugün söyleyeyim. Galatasaray'ın galibiyetini ana kombinime koymadım. Çünkü ufaktan bir tırsmıyor değilim. Burada Fenerbahçe tarafındayım. Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Fenerbahçe galip gelir. 1.5 üstünde galip gelir. En az 2 gollü galip gelecektir diye düşünüyorum. Oran ideal seviyede 1.40 bantlarında oranı var. 1.5 üstünde bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Sizler de maç skorlarınızı yoruma yazın mutlaka. Hatta skor beklentim benim doğrudan şöyle 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler 2.5 üstünde bir Fenerbahçe galibiyeti de yapabilir dostlarım. Diğer mücadelem Aston Villa ile Chelsea mücadelesi. Chelsea'de son mücadelesinde ağır bir hezimet oldu. Arsenal delik deşik etti. tertemiz yüksek mislimizde, ideal kombinlerimizde vardı. Her türlü paramızı aldık zaten o maçta. Dostlarım benim beklentim burada Chelsea'den bir reaksiyon verebilir, gol bulacaktır yönünde. Mücadelede zaten ideal tercih pek fazla yok. Var ve üst seçeneğini öneriyorum sizlere. Oran ideal seviyesinde 1.38-1.40 bandında. Mücadelede de var ve üst seçeneğinin gelmesini bekliyorum. Atletico Madrid ile Atletik Bilbao mücadelesi. Mücadelenin önemi yüksek. Atletik Bilbao'nun son mücadelesi izledim. Granada'ya karşı kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Fakat çok fazla pozisyon kaçıldı. Özellikle Iñaki Williams'ın girmiş olduğu pozisyonlar çok netti. 6 pastan falan kaçırmış oldukları vardı. Atletico Madrid'de son mücadelesini Alaves'e yenildi. Bu ikilinin kupada karşı karşıya geldi. İki maçta da inanılmaz keyifli maçları izletti bizlere. Ben yüksek oranıyla birlikte bakın KGV'nin oranına bakın 1.60'ın üstünde. Ben burada karşılıklı atılacak golleri bekliyorum. Tek tercihim burada KG vardır. Çok keyifli bir mücadele. Puan durumu itibariyle de Bilbao'nun biraz daha risk almasını bekliyorum. Değerlendirecekler de bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. Bir adet de ideal kombin önerisi yapacağım. Fakat ekrana gelsin daha doğrusu. İdeal kombin önerisini henüz daha yapmadım. Neden yapmadım? Daha oluşturmadım. İdeal kombin önerisimiz ücretsiz Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında veya Telegram'a girin. Kangal Tips YouTube yazın zaten bizim grubumuz çıkacaktır. Ücretsiz Telegram grubumuzda burada kuponu da yayınlayacağım. Cumartesi günü kuponunu görmek isteyenler, değer verenler Telegram gruplarına zaten burada misafir olabilir. Ücretsizdir burası. Orada yayınlanacak. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.